%500'le %750 arasında. Toplumsal Türkiye'de. Her şey felç olmuş Türkiye'de. Yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda. Bir Turgut Özal feda edilecekse burada hazır. Burada benim de Karadenizli damarım tuttu. O tür meydan. Çok kesmiş. Hadi adam. Hadi adam. Sormak lazım. Niye mevcutta yoktu diye. Üniversiteye başı kapalı giremezsiniz. Başı bağlı olarak tutulan yerlere bir tane. Demokrasi tarihinin sayfalarında dolaşırken sağ sol kavgaları gördük, ihtilaller yaşadık, kan aktı, idam sehpaları kuruldu. 1980'lere geldiğimizde bir kişi çıktı ve sistemi kökünden sarstı. İnsanların dünyasını değiştirdi. Bu kimine göre bir devrimdi. Ve kim ne derse desin, Turgut Özal Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurmuştu. Allah'ın verdiği ömrü onun isminden başka alacak yoktur. Bir Turgut Özal feda edilecekse burada hazır. Yıl 1927. Dünya tüm zamanların ekonomik durgunluğuna koşarken Malatya'da bir çocuk gözlerini hayata açıyordu. İleride Dünya Bankası'nın ekonomi kurmayları arasına girecek bir çocuk Turgut Özal. Doğduğum evi ben hatırlamıyorum. Çok yıllar sonra gördüm. Bir avlu içerisinde odaları olan kerpiçten yapılmış bir Anadolu eviydi. Yıkıldı. Şu anda yerinde apartmanlar var. O günler Türkiye fakir, Özal ailesi ise oldukça mütevazı. Serpilmeye başlayan Turgut Özal'ın yetenek ışıkları o sıralarda bile büyük bir geleceği müjdeler gibiydi. Ve 1950. Türkiye Demokrat Parti iktidarıyla birlikte bir dönüm noktasındadır. Türk siyasi tarihine damgasını vuran birkaç isimden birisi olan Turgut Özal da Demokrat Parti'yi alkışlamaktadır. 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden elektrik mühendisi olarak mezun olup 1952 yılında ABD'ye giderek ekonomi tahsili görür. Amerika dönüşünde Semra Hanım'la yuva kuran Özal, iki erkek bir de kız çocukla ailesini genişletir. Ayrıca bürokrasideki tırmanışı da hızlanır. Özal, Demirel'in danışmanlığını yapar. 1965 yılında Adalet Partisi'nin seçimi kazanmasıyla beraber Turgut Özal'ın hayatında da yeni bir dönem başlıyordu. Süleyman Demirel'in ilk başbakanlığı bir anlamda Turgut Özal'ın vazgeçilmez danışmanlığı demekti. Kerem projesiyle ilgili çalışmalar o devre başlar. Bizi büyük çapta heyecanlandıran bir projeydi. Türkiye'nin 2,5 milyar kilovatsaat elektrik kullanımı vardı. Kerem'in bütün üretimi ise 6 milyar kilovatsaat civarındaydı. Tabii ki o tarihlerde böyle bir projenin realize edilmesi imkansız gibi gözüküyordu. Çok emeğimiz geçti. Büyük mücadeleler oldu.
12 Mart 1971 muhtırası siyaset ve bürokrasi dengelerini değiştirirken Turgut Özal da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından alınır. 12 Mart müdahalesinden sonra hükümet istifa etti. Biz de takriben 1-1,5 ay sonra ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Ve Dünya Bankası'ndan bir teklif aldım. Amerika'ya gittik. Dünya Bankası'nda yanı başında IMF de vardı. Bu idarelerin çok yakından tanımak fırsatını buldum. Türkiye dönüşü Sabancı Holding'de genel koordinatör olarak çalışmaya başlayan Özal, kısa adı MES olan Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığını da yürütür. 1977'de ilk siyasi denemesini Milli Selamet Partisi'nden İzmir milletvekili adayı olarak girdiği seçimlerde yaşar. Bu Özal'ın hayatı boyunca tattığı ilk yenilgidir. Benim için bu seçim bir önemli tecrübe olmuştur. Seçimde başarılı olamadım. İnsan kazanır da kaybeder de. Böyle bir dönemde 1979 senato seçimleri geliyor ve Adalet Partisi 1973'ten beri ilk defa sandıktan birinci parti çıkıyordu. Azınlık hükümetini kuran Demirel, eski dostu Özal'dan çok şey beklemekte. Hatta ekonomik bakımdan batmış durumdaki Türkiye'yi düze çıkarmak için onu sağ kolu olarak değerlendirmektedir. Özal böylece ekonomi alanında adeta merkezi bir otorite konumuna gelir. Ve Devlet Planlama Müsteşarlığı ile Başbakanlık Müsteşarlığını birlikte üstlenir. Dış ilişkilere de el atan Özal'ın kısa sürede uluslararası kredi kuruluşlarını Türkiye'nin ekonomik toparlanma içinde olduğuna inandıran güçlü müzakereciliği sayesinde Türkiye soluk almaya başlar. Ancak ülkeyi umutsuzluğa sürükleyen terör belası bir türlü ortadan kaldırılamamaktadır. Ve 12 Eylül 1980, Süleyman Demirel gibi Turgut Özal için de görev başında karşılaşılan ikinci askeri müdahale. Ancak bu defa arada bir fark var. 12 Mart 1971 muhtırasının kurmayları o zamanki Devlet Planlama Müsteşarı Turgut Özal'ı istememişlerdi. Oysa 12 Eylül'ün mimarları aynı müsteşarı mutlaka istiyorlardı. Çünkü Milli Güvenlik Konseyi ve yakın çalışma arkadaşları Özal'ın Demirel hükümetiyle beraber gerçekleştirdiği operasyonları onaylıyor, çabalarını takdirle karşılıyorlardı. Ayrıca Özal askerler için Batı dünyası nezdinde liberal politikaların teminatıydı. 24 Ocak kararlarıyla başlayan serbest piyasa sistemine geçiş atılımları, siyasetin ve bürokrasinin askeri üslupla işlendiği ortamda belli bir tempoyla devam ediyordu. Tam tersi oldu bu sefer. Gelen yönetim benim vazifeme devam etmemi, yani başladığımız 24 Ocak kararlarıyla başladığımız işe devam etmemi istedi. Zannediyorum Türkiye'de bugün varılan noktanın ana sebeplerinden biri bu kararın verilmiş olmasıdır. Yani her zaman Türkiye'de kararlar devamlı olmamıştır. Kararlar yapılıp bırakılmıştır. Bir müddet uygulanıp bırakılmıştır. Halbuki ekonomik kararlarda zikzak olmamalı. Ekonomik kararlar hiç korkmadan uygulanmaya devam edilmeli. Konseyden izin alan Özal, ilk karargahını bir arkadaşının İstanbul Şişli'deki Sadıklar Apartmanı'nda kurdu. Etrafında sayılı birkaç kişi vardı. En başta da eşi Semra Özal geliyordu. Esasında açıkçası biz aile olarak kendisinin siyasete girmesini istemedik. Evet. Esasında gönlümüz istemiyordu çünkü kendisi 55 yaşındaydı. Ve daha sağlıklı bir yaşamda olmasını tercih ediyorduk. Ama kendisinin içindeki o ateş bizim durdurmamız mümkün olmadığı için biz ona destek olmak zorundaydık. Ve kendisini üzmedik. Sen istiyorsan biz senin arkandayız dedik ve birçok şeye göğüs gerdi. Ben dedi Türkiye'de belli birikimlere sahip bir insanım ve Türkiye'nin ilerideki gidişini iyi görmüyorum. Eğer ben bugün Türkiye'ye ve milletime hizmet etmezsem yarın öbür gün Allah'ın önünde hesap veremem.
korkusuyla 55 yaşından sonra siyasete girmiş bir insandır. Bize dediler ki siz politika yapamazsınız. Acı konuşuyorsunuz. Ama dost acı söyler misali. Biz milletimize her zaman acı da olsa gerçeği söylemeyi görev bildik. Sadece tutabileceğimiz sözleri verdik. Milletimiz geçmişte her şeyi vaat eden fakat hiçbir şeyi yapamayan politikacılardan bıkmıştır. Sizi temin edeyim ki eğer önümüzdeki 5 senede Türk ekonomisi tam anlamıyla düzlüğe çıkamazsa hiçbir kuvvet Türkiye'yi 12 Eylül öncesinden daha kötü bir anarşiye düşmekten kurtaramaz. Politikayı yeniden iktisadi temeller üstünde inşa etmeye çalışıyoruz. Bu sebeple biz Anavatan Partisi'ni kurduk. Benim inancım bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Bu imtihanda başarılı olana öbür tarafta daha büyük imkanlar vardır. Tek inancım da budur. Bunu düşündüm. Başka bir şey düşünmedim. Özal'ı parti liderliğinden başbakanlığa, başbakanlıktan cumhurbaşkanlığa ulaştıran siyasi yaşamı nasıl ve hangi koşullarda başlamıştı? Özal inandığı, güvendiği, kendi deyimiyle bir avuç insan dediği arkadaşlarıyla ülkesine hizmet etmek ve geleceğin Türkiye'sinin temellerini atmak için Anavatan Partisi'ni kurdu. O Anadolu'dan geliyordu. Bir Anadolu çocuğu olarak halkını tanıyor, arzularını ve sıkıntılarını biliyordu. Şimdi o güvendiği Anadolu insanına, geleceğin Türkiye'sini hep birlikte hazırlıyordu. Halkına inanan ve güvenen Özal, gece gündüz demeden, yorgunluk bilmeden ülkesine ve insanına olan inançla çalışıyordu. Aziz vatandaşlarım, 6 Kasım 1983 Pazar günü Allah'ın izniyle milletçe sandık başına gideceğiz. Genel seçimler yapılacak. Milletçe aldığımız nice dersten ve 3 yıllık bir aradan sonra memlekette yeniden siyasi hayat başlayacak. Turgut Özal başbakan olduğunda ne yapacağını çok iyi biliyordu. Türkiye'yi fakirlikten kurtarıp zenginleştirmek. Bunun da tek bir yolu vardı. Türkiye'nin malını dışarı satabilmesi. Oysa ne doğru dürüst üretebiliyor ne de ihraç edebiliyorduk. Adeta kendi kendimizi yasalarla elimizi kolumuzu bağlamıştık. İşte Özal'ın ilk icraatı bu olmuştu. Türkiye'yi bağlayan yasal zincirleri kopartmak. Yurdumuzda bir vatandaşımızın ehliyet alabilmesi için 17, nüfus cüzdanı alabilmesi için 9, bakkal dükkanı açabilmesi için 13 ayrı kapıya başvurması gerekiyor. Allah kimseyi devlet kapısına düşürmesin sözü sadece Türkçemizde vardır. Ben iktidara gelirsem bu sözü lügatlerden çıkaracağım dediniz. Hangi sihirli formülle çıkaracaksınız? Bu konudaki tedbirleriniz nelerdir? Devlet memuruna itimat etmiyor. Bizim kadar müfettişi bol olan herhangi bir devlet ben görmedim. Devlet memuruna itimat etmeyince aynı şekilde memur da vatandaşa itimat etmiyor. Sistem böyle kurulmuş. Şimdi bürokratik formaliteyi nasıl azaltacağız? Bizim formülümüz basit. İlk önce bir yetki kanunu istiyoruz. İktidara gelirsek. Bu yetki kanunu mevcut kanunlarda lüzumsuz formaliteleri, lüzumsuz kayıtları ortadan kaldıracak. Fakat özellikle üzerinde duracağımız konu sistemi tersine çevirmek. Yani itimada dayanan bir sistemi getirmek. Şüpheye değil de itimada dayanan. Son yıllarda Arap alemiyle, İslam alemiyle iyi ilişkiler kurmaya başladık. Bizim İslam ülkeleriyle, komşu ülkelerimizle, Arap ülkeleriyle münasebetlerimizin iyi olması lazım. İktisadi ve ticari münasebetleri geliştirmemiz lazım. Bunlar Türkiye'nin tabii pazarlarıdır. Ekonomik sıkıntılarımıza tek çare artık slogancı bir zihniyeti değil, sağlam bir ekonomik zihniyeti
iktidara getirmektir. Turgut Özal. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Bunun anlamını biliyorsunuz. Bu birlik, beraberlik demektir. Türkiye bu iktidarla ve bu yeni başlangıçla bir şantiye görüntüsüne büründü. Yeniden yapılanma, yeni fikirler, yeni çalışmalar tüm Türkiye'yi sardı. Karayolları, limanlar, fabrikalar, barajlar ve köprüler. Türkiye yarım bırakılmış ve yeni başlayan birçok yapılanmayla kalkınma hamlesine girmişti. Bu barajları inşa eden kim? Bu otoyolları yapan kim? Kim getirdi köylere elektriği, suyu, telefonu, yolları? Kim uçurdu hepimizin iftiharı, göz bebeği, göz nurumuz, kendi uçağımız F-16'yı? Bunu yapan sizlersiniz. Bunu yapan milletimiz. Eğer bize iktidar olarak bir küçük iftihar payı düşerse, Türk milletiyle birlikte böylesi bir 4 yıl yaşamaktan ibarettir. 1983'ten sonra bugün kalkınma hızımız basati, demin de söyledim, %6.16'ya gelmiştir. Bugün 123 ülkeye 4000 çeşide yakın mal satıyoruz. F-16 jet savaş uçağı, deniz kuvvetlerimiz için frikateynler, teknolojinin en son gelişimine uygun çok namlulu roket atarların üretimi silahlı kuvvetlerimizi gerçekten güçlendirmiştir. Bu yıl turizm gelirlerimiz 2,5 milyar doların üzerine çıkacaktır. İktidara gelir gelmez ilk işimiz kaçakçılarla mücadele oldu. Kaçakçılarla toplu konutun ne ilgisi var? Zira bu mücadele sonunda kaçakçıya giden para devlete kaldı. Eskiden kaçakçıya giden para şimdi konut fonunda birikiyor. 1930'larda çıkarılan belediye kanunu değiştirdik ve belediyelerimize imar yetkisi verdik. Para verdik. Hatırlayın, tertemiz şehirler, kanalizasyon, kesilmeyen elektrik, kesilmeyen su adeta hayaldi. Hele metro, doğalgaz gibi kavramlar sözlüklere bile girmemişti. Türkiye'nin her köşesine elektrik götürdük, telefon götürdük. Vatandaşın devlet kapısında çektiği sıkıntıları ortadan kaldırmak için insan gücü ve zaman kaybına sebep olan pek çok bürokratik işlem basitleştirilmiştir. Türkiye'de tabuları yıkan, demokrat, milyonların hayat kalitesini arttıran, bu ülkeyi dünyaya açan ve imaj değil, icraat derdi olan bir siyasetçi. Türkiye'de köklü değişiklikler Turgut Özal'la başlamıştı. 80'li yıllara ekonomik bakımdan tüm komşularından daha zayıf olarak giren Türkiye, Özal'lı yılların sonuna doğru bölgenin yıldızı olur. Hatta çevresine kredi açan lider ülke çizgisini yakalar. Türkiye enerji ve telekomünikasyon alanında 2000'li yıllara hazır duruma gelmiştir. Dış politikada dış yönlülük diplomatik edebiyat olmaktan çıkma yoluna girmiş, Ankara'nın ne düşündüğü her zamankinden daha fazla önemsenir hale gelmiştir. Turgut Özal'ın dünya liderleriyle geliştirdiği şahsi dostluklar da güçlenen Türk devletinin imajına yeni dokular kazandırır.
bir yetenek radarı gibi keşfedilmeyi bekleyen cevheri bularak topluma kazandıran Turgut Özal çoğu zaman vefa gördü, vefa da gösterdi. Sen öncesinde kavga vardı. O kavgayı yapanlar sizleri kavga ettirip sizin omuzlarınıza binip yukarıya çıkmak isteyen insanlardı. Onlara son verdik. Bitmiştir o iş. Bir de birlik beraberlik işaretimizi yapalım. Şöyle ellerinizi kaldırın bakalım. Böyle böyle böyle. Geçmişe har başladı ve geçmişi kötüledi. Acaba 40 sene o partilerin arkasında gidenler 40 senede partici olmadılar da 3 senede mi partici oldular? 3 senede mi? AP seçmeninin önemli bir kısmı bu partiye oy vermiş. Onlara bir şey demiyoruz. Mecburmuş vermiş. Ona bir şey demiyorum. Ama o zaman mecburmuş, şimdi değil. Dört eski lider boy boy göstermeye başladılar kendilerini. Evet, göstersinler. Ben bir şey demiyorum. Hesabı millet görür. Başka bir şey bilmiyorum. Seçim sandığında da görür. 1980 öncesini hatırlayınız. Bugün insafsızca 1980 öncesi 1987'den iyidir diyenler var. Ya gözleri kördür ya yürekleri mühürlüdür, mühürlü. Önünüzde fırsat var. Herkesin önünde fırsat var. Bunlardan kurtulma imkanı belirmiştir. Hem kendilerini Selin önüne koydular. Altı Eylül günü bunların defterini dürmek mümkündür. Bizi tenkit ediyorlar. Zaten dikkat ederseniz, gazeteleri okursanız sadece ve sadece Özal'a, ana vatana hücum ediyorlar. Çünkü önlerinde bir engel benim, başka kimse değil, bir engel benim. Demokrasiye şantaj yapmayınız. Türkiye bugünlere gelmek için çok gayret sarf etmiştir. Çok ızdıraplardan geçmiştir. Evet, çok ızdıraplardan geçmiştir. Demokrasi için çok büyük merhalelerden gelmiş, kayıplar, şehitler vermiştir. Evet, ben üzüldüğüm bir nokta var. Sayın İnönü'den bu lafları duymak istemezdim. Demokrasiye inandığını zannediyordum. Evet. Bana vaktiyle rahmetli pederinin Adnan Menderes'e söylediği sözü söylüyor. Beni, sizi ben de kurtaramam. Bunu söylemeye çalışıyor. Size huzurunuzda ifade ediyorum. Bu memlekette demokrasinin, serbest fikrin, hürriyetin yerleşmesi ve bir daha geri dönülmemesi için bir Turgut Özal feda edilecekse burada hazır. Özal 4 yıllık iktidarında ekonomide köklü değişiklikler yapmış, anayasayı değiştirmek istemiş ve başkanlık sisteminden söz etmeye başlamıştı. Zira ufukta cumhurbaşkanlığı seçimi görünüyordu. Dış dünya Özal'ı alkışlarken içeride birileri rahatsız oluyordu. Ve 18 Haziran 1988 yılında Anavatan Partisi'nin olağan genel kongresi yapıldığı sırada Türkiye'nin Başbakanı Turgut Özal'a suikast düzenlenmişti. Başbakanlığı sırasında 18 Haziran 1988'de Turgut Özal'a ANAP Kongresi sırasında Kartal Demirağ suikast düzenlemişti. Suikast tarihe ferdi bir teşebbüs olarak geçmişti. Ancak o suikaste ilişkin şüpheler hiçbir zaman bitmedi. Şimdi bu işi değiştirdik. Buyur kardeşim. (Gülüyor)
şunu sözlerimin başında bilhassa belirtmek istiyorum. Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktur. Devlet hizmetinde hemen hemen her kademeyi hakkını vere vere yaşayan ve aşan Turgut Özal, bu defada kendi içinde yeni bir hedefi tartışmaktadır. Cumhurbaşkanı olmalı mı? Bu noktada Turgut Özal uzun uzun muhasebelerde bulunur. Olayı kendi zihninde olduğu kadar yakın çevresinde de geniş ve detaylı olarak tartışır. Bu sonuca göre İstanbul Milletvekili Sayın Turgut Özal, Anayasanın 102. maddesinde 3. oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış ve 263 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Başkanlık sistemi tabii Fransa gibi değil, daha çok Amerika'ya yakın. Sebebini şöyle tahmin ediyorum. Bakanların benim kanaatime göre, bizim tecrübelerimize göre parlamento dışından olması lazım. Çünkü 6 senelik parlamento hayatımda şunu gördüm. Bakanlarla milletvekilleri arasında devamlı problem giriyor. Çünkü bakanın da seçim kaygısı vardır. Milletvekilinin de seçim kaygısı vardır. Aynı yerde veya aynı grupta olmadıkları takdirde birbirlerine zıt hareketler yapıyorlar. Ve dejenerasyon başlıyor. Bugün denetim yok. Neden? Çünkü hükümet koalisyon da olsa, tek parti hükümeti de olsa meclise hakim oluyor. Meclisten hiçbir araştırma veya şeyi geçirtmeyebilir istersen. Çok rahatlıkla. Halbuki öbür başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımı var kesin olarak. Turgut Özal Renkli Anadolu'nun renkli insanı. Benim iki gömleğim var. Biri bayramlık, biri idamlık diyerek yola çıkan seçkin bir siyaset ve devlet adamı. Çocukların ve gençlerin tonton amcası. Sanatçıların ve sporcuların babası. Türk milletinin cesur lideri, girişimci ve büyük reformcu. Tarihler 17 Nisan 1993'ü gösterdiğinde hakkı rahmetine kavuşmuş ve milyonlar onun bu gidişine gözyaşlarını tutamamıştı. Halen daha anlaşılamayan suikast teşebbüsünden zorlu ameliyatlara kadar çeşitli imtihanların serüveninde kendisini tartıştı. Sımsıcak kişiliğiyle seven ve sevilen bir aile reisi, aranan ve arayan bir arkadaş, anlayan ve anlaşılan bir dost, çocukla çocuk olan Turgut Özal, oyun oynamaya bile vakit ayırabilecek sempatik bir dedeydi. Eşiyle gençleri bile kıskandıracak romantik görüntüler sergileyen, çılgınca otomobil kullanan, riski seven ve sevgiyi bile riskin zirvesinde yaşatan Turgut Özal. Bu taraf yapılmış Cemre abi bak. Her taraf güzel, imar edilmiş. Yollar, yapılar. Şehrin görüntüsü değişti. Ama sadece İstanbul'da değil tabii. Bütün Türkiye'nin her yerinde değişikliği görüyorsun, gayet güzel. Allah razı olsun yapanlardan. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra Hanım. Resmen açıklamamıştır ama buraya ulaşmıştır.
kimle derse desin bunun kadar büyük adam görmedim. Sevgim, muhabbetim büyük. Zaten sevgimiz olmasaydı bu yaşta buraya gelemezdik. Allah rahmet eylesin. Daima rahmetle anacağız. Şu anda kendi babamı kaybetmiş gibiyim. Yani inanamıyorum, hala şoktayım. Şu 10 sene içinde Türkiye yapan Özal'dır. İnanın yürekten al. Şimdi konuşamayacağım. Memleketimi toparladık. Helal hoş olsun. Mekanın cennet olsun. Kabirin nur olsun adam. Dostlar. Türk milleti sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük bir adam kaybettik. Ender Yiğitçen insanlarımızdan bir tanesiydi. Allah kanıyla rahmet eylesin. Yerini dolacağına zor inanıyorum. Türk milleti 20. yüzyılın kendisine en çok benzeyen devlet adamını bir siyaset merasimiyle değil, ibadet coşkusuyla uğurladı. Hakk'ın rahmeti onun üzerine olsun. Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü hakkındaki kuşkular sık sık dile getiriliyor. Bizim devletimizin de bir bana göre hatası var. Bir otopsi yapmak mecburiyeti varmış. Yani bu biz evet de desek, hayır de desek. Böyle bir seçim şansımız yok. Bir cumhurbaşkanı neticesinde bizim bundan hiç haberimiz yoktu. Ortada onca kuşku varken Turgut Özal'ın ölümünün sır olarak kalmasını aslında hiç kimse içine sindiremiyor. Bu olay bu kadar üstü örtülü olmaz. Çünkü ülkenin cumhurbaşkanından bahsediyorsunuz ve ölümünde bizzat kendi ailesi kuşkulardan bahsediyor. Türkiye ise enteresan, Türkiye'de sanki hiçbir şey olmamış gibi herkes kapatıyor. Yani biz gidiyoruz Amerikan filmlerini seyrediyoruz. Amerikan filmlerini daha öyle mi olmuş, Amerikan başkanı böyle mi öldürülmüş, Kennedy'yi bilmem kim öldürmüş diye 50 saat kafa yoruyoruz. Kendi Cumhurbaşkanımızın bu kadar açık iddialarıyla ilgili bir şey yapmıyoruz. Burada asıl tartışılması gereken konu devletin aniden ölen Cumhurbaşkanı'na neden otopsi yaptırmadığı. İyi bir insan, iyi bir aile reisi, Türkiye reisi, iyi bir numune, dost, gerçekten dost, arkadaş, çalışıyor, şimdi hanımefendi dedi, çok çalışıyor, evet, çok çalışır ve çok öğretir, yol gösterir ve mecnun derecesinde çalışır. Onun aşkı, gecesi, gündüzü, sineması, tiyatrosu bir şeyler yapsın, kim yaparsa yapsın memlekette bir şey olsun, evet, isterdi. Efendim rahmetliyle beraber nur içinde olsun Japonya'ya geldik. Onu çok seviyorlar, çok saygın, orada çok iz bırakmış. İltifat fevkalade, her geldiğimiz yerde Türk bayrağı korunmuş. Toplantı masalarında Türk bayrağı konulmuş. Eskiden ben çok Japonya'ya gittim Turgut'ta olmadan ama kimse bana böyle hoş geldin demedi. Böyle iltifat etmemişti. Benim için değil, Turgut Bey için yapmışlardı. Odamıza gideceğiz. Şahane bir salon. Güzel kızlar cici bici meydanda toplanıyor, bizi etkilenmiş. Lokantalar çok güzel. Resepsiyonda anahtarlarımızı aldık. Asansöre geldik. Mutluyuz. Her evet, şeyden. Efendim. O kadar mutluyuz ki. Tabii sevgili dinleyenler şimdi diyor ki 40 kişilik asansörün içinde, çok kalabalığın içinde herhalde birçok cici kızlar mı vardı? Onun için mutluydunuz. Vallahi de böyleydi. Öyle değildi canım. Biz neden mutluyduk? Şundan mutluyduk. Asansörün içinde 40 kişi var. Rahmetli Turgut Özal'la ben en uzun boylu iki kişi. En uzun boylu iki kişi var. Boynu da maşallah. Çünkü başka yerde biz böyle olamazdık. Kadrinin kıymetini bilelim. Ne olursunuz. Hayattayken analarımızın, babalarımızın, nenelerimizin, dedelerimizin, büyüklerimizin
Türk büyüklerinin vaktinde zamanında kadrini kıymeti bilelim. Sonra vah vah demekle bir yerlere varamayız. Turgut Özal'lar önemli. Menderesler önemli. Özal'ın gelişiyle sporun ve sanatçının değerini sarraf bildi. Nur içinde yatsın. Hala onun verdiği değerlerle gitmeye çalışıyoruz. Özlüyorum. Şu cümleyle özlüyorum onu. Bizim bir zamanla birlikte şarkı söylediğimiz bir cumhurbaşkanımız. 35 yılı aşkın müzik hayatımda konserimi teşrif eden ilk başbakan. Onun eksikliğini ciddi bir şekilde hissediyorum. Muhteşem yollar var mıydı? Şuna bakınız. Ya kendimi Almanya'da hissediyorum. İtalya, Milano'dan çıkıp da otostrada. Onları orada hissediyorum. Amerika'da hissediyorum. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle bütün emeği gemeler, emeği geçenleri ama biraz da Turgut Özal'a saygılarımız var. Bütün emeği geçenler Türkiye'nin her tarafında muhteşem bu yolları yaptı. Turgut Özal'dan kalan asıl miras, icraatlerinin sonraki dönemlerin icraatine zemindi aslında. Özal Türkiye'nin son 15 yılını görse muhtemelen bunda kendine haklı paye çıkarır ve memnuniyetle desteklerdi. O çok istediği başkanlık sistemi vefatının yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Şimdi başkanlık sistemi diyorum ben. Başkanlık sistemi tabii Fransa gibi değil, daha çok Amerika'ya yakın. Hı hı. Bir Eski Türkiye programının daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Tuza %550, gübreye %500'le %750 artsın. Her şey belli olmuş Türkiye'de. Yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda. Bir Turgut Özal feda edilecekse burada hazır. Burada benim de Karadeniz'in damarım tuttu. Hoş bir meydan. Sormak lazım niye mecliste yoktu diye. Kimsesini konuşmaya hakkı yok. Üniversiteye başı kapalı giremezsiniz. Başı bağlı olarak tutulan yerlere bir oraya git.